Merhabalar, ben Kaan. Denizden Babam Çıksa Kum isimli bir blog yazıyorum. Aynı zamanda podcast mecrası için deniz mahsullerinin nitelikli tüketimiyle ilgili bazı konu başlıklarını siz için hazırlıyor ve seslendiriyorum. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz pek çok ebeveynin cevabını aradığı bir soru. Çocuklara balık sevdirmek ve çocuklara deniz mahsullerini yedirmek. Hazırsanız başlayalım. Çocuklarımızın balık tüketmekle ilgili olan besinsel etkileşimini anlayabilmek için öncelikli olarak kendi çocukluğumuza gitmemiz gerekiyor. Şimdi ben kendi çocukluğuma gitmeden önce size ortalama 10-15 saniye kadar müsaade ediyorum. Kendi çocukluğunuza gidiyorsunuz ve neden balık yemeyi sevmediğinizi düşünmenizi istiyorum. Çocuklarımızın balık tüketmekle ilgili olan besinsel etkileşimini anlayabilmek için öncelikli olarak kendi çocukluğumuza gitmemiz gerekiyor. Şimdi ben kendi çocukluğuma gitmeden önce size ortalama 10-15 saniye kadar müsaade ediyorum. Kendi çocukluğunuza gidiyorsunuz ve neden balık yemeyi sevmediğinizi düşünmenizi istiyorum. Evet, ben benimkine gittim. Kendi küçüklüğüme gittim ve balık yediğimiz akşamlar aklıma geldi. Ankara'da yaşıyorduk. Ben Ankaralıyım. 06 plaka orijinali. Genellikle bizim evde balık piştiğinde burun kıvırır ve o balıktan genellikle ağzıma sürmezdim. Üzerinde biraz daha düşünme fırsatı yakaladığımda o zaman ne yerdik diye düşünüyorum. Yani gözümün önünde beliren balık neydi diye. Çoğunlukla hamsi gibi küçük balıklar yapardık. Çünkü Ankara'da yaşayanlar ya da Ankara'daki deniz mahsulleri pazarlarını bilenler biliyordur. Genellikle Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nden balık alınırdı, eve getirilir ve pişirilirdi. Ve biz genellikle küçük balıklar, hamsi gibi küçük balıklar yapardık. Bunu ya kızartırdık ya buğulardık. Ve balık kokusu hemen hemen bugün bile pek çok insan için sorun olmakla birlikte tabii ki çocuk olarak benim de en çok tiksindiğim konulardan biriydi. İşin öteki yanında bir de buğulama mevzusu vardı. Fırın torbaları galiba yeni çıkmıştı. Onun için limonla birlikte atılarak pişirilmiş küçük hamsileri hatırlıyorum. Ve hamsi eti zaten yağlı olduğu için bir de buğulamayla iyice çamur kıvamına gelirdi. Ve bu nedenle balık yemeyi sevmezdim. Şimdi sizin küçüklük travmalarınızı da çok değişmeden önce bugüne bir dönelim istiyorum. Ve kendi yaptığımız haşarılıkları bir kenara bırakarak çocuklarımıza odaklansak daha iyi olacak. Geleneksel yöntemlerle pişirilmiş balıklar bugün bile aslında bizim için çok cezbedici olmamakla birlikte çocuklar için de değil. Bundan emin olabilirsiniz. Bugünkü çocuklar bizim çocukluğumuzdaki gibi yalnızca geleneksel medyanın bir kısmıyla haşır neşir değil. Özellikle büyüme çağındaki çocukların da tüketim alışkanlıklarını göz önüne aldığınızda çocukları genelleşmiş haliyle balık yemeyi sevdirmek istediğimizde bunu ona sevdikleri formatta sunmak bu işi başarmanın kilit noktalarından bir tanesi. Bunu onunla empati yaparak şu şekilde düşünmenizi istiyorum. Birlikte dışarıda yemeğe gidiyorsunuz. Bir alışveriş merkezinin içinde olabilir, caddedeki bir lokantada olabilir. Yani lokanta dediğim sizi çok geniş kapsamlı düşünmeniz gerekiyor da. Şu bilindik hamburgercileri düşünün mesela. Schnitzel formuna getirilmiş tavuk burger ya da ızgara üzerinde pişirilmiş et hamburgeri yemeyi seviyorlar. Değil mi? Çoğunuz bu konuda hemfikiriz diye düşünüyorum. Çünkü bunlar çocuklar için cazip gelen formlar. Onlara bu şu nedenle cazip geliyor. Hem internetten, televizyondan, sosyal medyadan gördükleri formla bir yemek yemiş oluyorlar. Hem de bu onları birazcık cezbediyor. Ve aynı zamanda biliyorsunuz ki bunlar soslarla birlikte geliyor.
Sosların içinde ne var? Kıvam artırıcılar, lezzet vericiler, lezzet katlayıcılar. En basit örnekle ketçapların içindeki sirkeler veya monosodyum glutamat çok yaygın kullanılan bir lezzet katlayıcı. Bu sayede bu ürünler lezzetliymiş gibi görünmek konusunda oldukça iyiler. Bu nedenle çocuğunuzun önüne koymak istediğiniz deniz mahsullerini onların sevdiği formata çevirmek zorundasınız. Eğer çocuğun balık ya da herhangi bir deniz mahsulü yesin ve bundan faydalansın istiyorsanız. Hamburger mi seviyor? Balık etini hamburger eti gibi yapmanız lazım. Nugget ya da şenitzel gibi işlenmiş formlarını mı seviyorlar? Balık etlerini bir hamur haline getirip kıtır ekmekle kaplayabilirsiniz. Burada anlamanız gereken şey aslında şu sevgili ebeveynler. Çocukların biz yetişkinlerin sevdiği formdaki deniz mahsullerini yemekle arası henüz çok iyi değil. Biz etrafımızdaki diğer insanlardan ve eğer tabii ki şanslıysak aile büyüklerimizden gördüğümüz balık tüketme formunu çocuklarımıza anlatırız. Ama yaşları geldiğinde bunu sevebilirler, sevmeyebilirler. Bu nedenle deniz mahsullerini çocuklarımız için sunmak istediğimizde belki de bir fast food formuna sokmamız gerekiyor. Yaşa bağlı iyi bir seçenek olarak görebilirsiniz bunu. İçeriğini kendiniz hazırlarsınız ya da etiketlerini, ambalajlarını iyi okuduğunuz çeşitli fast food markaları deniz mahsullerinden de içerikler üretiyorlar. Bunlara bir bakarsınız. Bir de zaten yeni jenerasyon çocuklar bizim çocukluğumuz gibi değil. Ellerinde telefonları var, tabletleri var. Yemek şirketlerinin sunduğu reklamlar onlara da ulaşıyor ve onlar da aslında bu yemek şirketlerinin bir tüketici hedefi halinde. Siz de mutlaka yapmışsınızdır. Kapınıza kadar yemeğinizi teslim eden yemek şirketleri, siparişinizin arkasından cep telefonunuza, tabletinize, hatta akıllı televizyonlarınıza dahi reklamlar koyuyorlar, hedefliyorlar. Anne baba olarak her ne kadar bunu engellemeye çalışsanız da bu reklamlar çocuklarınıza ulaşıyor. Deniz mahsullerini bu nedenle bile çocuklarınızın sevdiği ve tüketmek istediği forma çevirmeniz önemli. Bugünkü çocuklar bizim çocukluğumuzdaki gibi yalnızca geleneksel medyanın bir kısmıyla haşır neşir değil. Özellikle büyüme çağındaki çocukların da tüketim alışkanlıklarını göz önüne aldığınızda çocukları genelleşmiş haliyle balık yemeyi sevdirmek istediğimizde bunu ona sevdikleri formatta sunmak bu işi başarmanın kilit noktalarından bir tanesi. Bunu onunla empati yaparak şu şekilde düşünmenizi istiyorum. Birlikte dışarıda yemeğe gidiyorsunuz. Bir alışveriş merkezinin içinde olabilir, caddedeki bir lokantada olabilir. Yani lokanta dediğim sizi çok geniş kapsamlı düşünmeniz gerekiyor da. Şu bilindik hamburgercileri düşünün mesela. Schnitzel formuna getirilmiş tavuk burger ya da ızgara üzerinde pişirilmiş et hamburgeri yemeyi seviyorlar. Değil mi? Çoğunuz bu konuda hemfikirizdir diye düşünüyorum. Çünkü bunlar çocuklar için cazip gelen formlar. Onlara bu şu nedenle cazip geliyor. Hem internetten, televizyondan, sosyal medyadan gördükleri formla bir yemek yemiş oluyorlar. Hem de bu onları birazcık cezbediyor. Ve aynı zamanda biliyorsunuz ki bunlar soslarla birlikte geliyor. Sosların içinde ne var? Kıvam artırıcılar, lezzet vericiler, lezzet katlayıcılar. En basit örnekle ketçapların içindeki sirkeler veya monosodyum glutamat çok yaygın kullanılan bir lezzet katlayıcı. Bu sayede bu ürünler lezzetliymiş gibi görünmek konusunda oldukça iyiler. Bu nedenle çocuğunuzun önüne koymak istediğiniz deniz mahsullerini onların sevdiği formata çevirmek zorundasınız. Eğer çocuğun balık ya da herhangi bir deniz mahsulü yesin ve bundan faydalansın istiyorsanız. Hamburger mi seviyor? Balık etini hamburger eti gibi yapmanız lazım. Nugget ya da şenitzel gibi işlenmiş formlarını mı seviyorlar? Balık etlerini bir hamur haline getirip kıtır ekmekle kaplayabilirsiniz. Burada anlamanız gereken şey aslında şu sevgili ebeveynler. Çocukların biz yetişkinlerin sevdiği formdaki deniz mahsullerini yemekle arası henüz çok iyi değil. Biz etrafımızdaki diğer insanlardan ve eğer tabii ki şanslıysak aile büyüklerimizden gördüğümüz balık tüketme formunu çocuklarımıza anlatırız. Ama yaşları geldiğinde bunu sevebilirler, sevmeyebilirler.
Bu nedenle deniz mahsulüne çocuklarımız için sunmak istediğimizde belki de bir fast food formuna sokmamız gerekiyor. Yaşa bağlı iyi bir seçenek olarak görebilirsiniz bunu. İçeriğini kendiniz hazırlarsanız ya da etiketlerini, ambalajlarını iyi okuduğunuz çeşitli fast food markaları deniz mahsullerinden de içerikler üretiyorlar. Bunlara bir bakarsınız. Bir de zaten yeni jenerasyon çocuklar bizim çocukluğumuz gibi değil. Ellerinde telefonları var, tabletleri var. Yemek şirketlerinin sunduğu reklamlar onlara da ulaşıyor ve onlar da aslında bu yemek şirketlerinin bir tüketici hedefi halinde. Siz de mutlaka yapmışsınızdır. Kapınıza kadar yemeğinizi teslim eden yemek şirketleri, siparişinizin arkasından cep telefonunuza, tabletinize, hatta akıllı televizyonlarınıza dahi reklamlar koyuyorlar, hedefliyorlar. Anne baba olarak her ne kadar bunu engellemeye çalışsanız da bu reklamlar çocuklarınıza ulaşıyor. Deniz mahsullerini bu nedenle bile çocuklarınızın sevdiği ve tüketmek istediği forma çevirmeniz önemli. Bu podcast'i dinliyorsanız muhtemelen çocuğa hangi deniz mahsulünü vermekle başlayabilirim sorusuna da bir yanıt arıyor olabilirsiniz. Bu da temelinde kendi kendinize sorduğunuz çok doğal ve çok temel bir soru. Bunun yanıtı öncelikli olarak tanıdık tatlarla başlamanızdır. Muhtemelen pek çoğunuz 3 artı marketlerden çıtır peynir almışsınızdır. Bazı markaların buna benzer şekilde üretilmiş olarak piyasaya sürülmüş çıtır balık formları var. Bunlar çocuklarınızı deniz mahsulleriyle tanıştırırken iyi bir başlangıç aracı olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte tabii ki ton balığı formunda piyasaya sürülmüş ürünler var. Hamilelikte deniz mahsulleri tüketimiyle ilgili olan podcast'te de size bahsettiğim üzere albacore tonunu ya da light ton balığını düzenli olarak çocuklarımızla tüketmesinde herhangi bir sakınca yok. Bu podcast'i dinliyorsanız muhtemelen çocuğa hangi deniz mahsulünü vermekle başlayabilirim sorusuna da bir yanıt arıyor olabilirsiniz. Bu da temelinde kendi kendinize sorduğunuz çok doğal ve çok temel bir soru. Bunun yanıtı öncelikli olarak tanıdık tatlarla başlamanızdır. Muhtemelen pek çoğunuz 3 artı marketlerden çıtır peynir almışsınızdır. Bazı markaların buna benzer şekilde üretilmiş olarak piyasaya sürülmüş çıtır balık formları var. Bunlar çocuklarınızı deniz mahsulleriyle tanıştırırken iyi bir başlangıç aracı olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte tabii ki ton balığı formunda piyasaya sürülmüş ürünler var. Hamilelikte deniz mahsulleri tüketimiyle ilgili olan podcast'te de size bahsettiğim üzere albacore tonunu ya da light ton balığını düzenli olarak çocuklarımızla tüketmesinde herhangi bir sakınca yok. Burada bir de şunu unutmamanız lazım aslında. Çocuğunuzun deniz mahsulleriyle ilgili damak tadının gelişmesi de biraz zaman alacak. Çünkü yeni tanışıyor zaten ve bunu biraz sabırlı bir şekilde devam ettirmeniz çocuğunuzun da doğru bir şekilde deniz mahsulleriyle tanışmasını kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Burada bir de şunu unutmamanız lazım aslında. Çocuğunuzun deniz mahsulleriyle ilgili damak tadının gelişmesi de biraz zaman alacak. Çünkü yeni tanışıyor zaten ve bunu biraz sabırlı bir şekilde devam ettirmeniz çocuğunuzun da doğru bir şekilde deniz mahsulleriyle tanışmasını kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Bugün de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.